Eline sağlık. Allah'ın abi. Sevgili izleyenler, kurbetten sılaya özlem kokusu yayan ezgiler, türküleriyle ilimizde, ilimiz insanları yanında bir değer bulan Dursun Sarı, Ozan Dursun Sarı ile beraberiz. Ozan Dursun Sarı kimdir? Aşıklık, ozanlık nedir? Ve memleketimizden söyleşiler yapacağız. Onun aralarda da böyle türkülerle süsleyeceğiz. Dursun abinin eserleriyle süsleyeceğiz. Bakalım Dursun abi türküsünde ben gidemem Çorum'a diyor da Çorum'a nasıl geldi o türkünün üstüne? Onlar da soracak. Ben gidemem diyor ama geldi yani neticede. Geldim yani. Şimdi hoş geldin Dursun abi. Eyvallah. Ben abi diyerek hitap ediyorum. Estağfurullah tabii istediğin gibi. Biz birbirimize candan muhabbetimiz olduğu için eyvallah, böyle hitap etmeyi daha rahat hissediyorum. Sizlerle resmi konuşmak biraz bana araya mesafe koymak gibi geliyor. Yani Çorumlu gibi konuşalım boş ver. Aynen. Has Çorumlu gibi. Aynen. Has Çorumlu olarak konuşalım. Evet, Dursun Sarı kimdir? Şimdi İsmail Baba, ben sizleri gördüm, bu arkadaşları, bu emek verilen insanları, bizleri buralara gelip bizleri dile getirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Dursun Sarı işte, ne bileyim, bu bölgede çalıp söyleyen, yetişen bir halk ozanıyım. 30 senedir Ankara'dayım ama tabii ki memleketimle, Çorum'la, Osmancık'la hiçbir zaman bağım, ilişkim kopmadı. Evet. Bu yörenin insanı, bu yörenin kültürünü yaşatmak için işte elimizden gelen bazı şeyleri bilgimiz dahilinde, kültürümüz dahilinde sergilemeye çalışıyoruz. Türlü televizyon ve radyo programları halkın arasında konserlerle bize verilen imkanlar ölçüsünde yaşatmaya çalışıyoruz. Ben 16 yaşından beri sazla uğraşıyorum tabii. Çok şeyler gördük. Çok şeyler yaşadık, bu zamanlara geldik. Evet. İşte sağlık önemli. Ben bunları yakinen bildiğim için evet, yani izleyenlerimiz birçoğu da merak ediyordur. Hani diye ben gidemem Çorum'a, karlar yağdı yoluma. Evet. Bu türkünün sahibi kim? Kim? Dinliyoruz ama bu eserin sahibi kim? Birçok yani birçok Çorumlunun gurbetteki Çorumlunun sılaya özlemini dile getiren bir eser bu. Bunu yazarken hangi ruh halindeydin ki böyle bu eseri kış günü müydü yoksa? Şimdi efendim, şimdi şöyle bir şey, yani bir memlekete bir sevgi, hasret olan bir şey oluyor tabii gurbetteki insanlarda. 30 yıldır Ankara'da yaşadığımız için, çünkü gençliğimiz de bu topraklardan geçti. Kesinlikle insan bir özlem duyuyor memleketine. Tabii memleketimizin her yeri güzel ama işte dedim bir Çorum türküsü olsun, bir özlemle analım. Doğduğun yer başka güzel değil mi? Aynen. Ondan sonra hasret var içinde, sevgi var, yar var, işte ana var, baba var, hepsi var abi yani. Ne yapalım? Öyle bir şeyden esinlendik, öyle bir evet, şey yaptık. Ta teveccühünüzdür yani Çorum bölgesinde de sağ olsun hemşehrilerimiz bizi şey yaptılar yani, bu türkü biraz ses getirdi, farkındayım. Evet. Sağ olun. Şimdi ben bir türküyle yine yolum düştü Çorum önüne diye bir türkü başladı. İkinci Çorum türküsü olsun bu da abi, olur mu? Bu da kendi eserlerin tabii. Yani sevgili izleyenler, Dursun Sarı Ozan'ımızın tamamen kendi eserlerini seslendiriyor. O YouTube'da filan izledikleriniz kendi eserleri. Ha bu arada YouTube'da demişken, Ozan Dursun, Aşık Dursun Sarı. Aşık Dursun Sarı adıyla YouTube kanalı var Dursun abinin. He. Oraya da abone olmayı unutmayın. Ayrıca Kızılırmak TV'de unutmayın abone olmak için. Onu da damlıyor yani öyle bir şey olursa. Dipnot olarak düşmüş olalım. Evet Dursun abi, şimdi senden bir Çorum türküsü dinleyelim. İkinci bir Çorum türküsü şey yapalım bakalım. Yolda abi. Thank you.
evine geçiyorum eline. Yolum düştü yine geçiyorum eline. Bu gurbetlik bize hakkım sevdi, hakkım sevdi. Kurban olam Nevruz, Nevruz kokan teline. Yaşlandın mı saçın akım sevdim. Kurban olam Nevruz, Nevruz kokan teline. Yaşlandın mı saçın akım sevdim. Çok hasretlik çektim ayrılık acı. Çok hasretlik çektim ayrılık acı. Bilesin ki gönlüm senden davacı, senden davacı. İster sitemkâr ol, ister duacı. Bir insafa gelme, yok mu sende? İster sitemkâr ol, ister duacı. Bir insafa gelme, yok mu sende? Dursun der geçemem zülfün telinden. Dursun der geçemem zülfün telinden. Ayırdılar beni Gonca gülümden, Gonca gülümden. Madem çolun yolun geçmez çorum elinden, bir selam yollasan çok mu sevdim. Madem yolun geçmez geçmez çorum elinden, bir selam yollasan çok mu sevdim. Evet sevgili izleyenler, Dursun Sar abimizin ağzına yüreğine sağlık. Sizler de sağ olun. Yani memleketimizde böyle ozanlarımızın olması bizler için ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü neden derseniz, gurbetteki insanımızın özlemini, sılaya olan özlemini, hasretini, ailesine, yuvasına olan hasretini dile getiriyorlar bu tür eserlerle. Gelecek nesillere de bir kalıcı eser ortaya çıkıyor. Evet. Bir zamanlar Karacaoğlanlar varmış, Pir Sultanlar varmış. Onun gibi zamanımızın Karacaoğlanları, Pir Sultanları, Koreoğulları, Aşık Veysel'leri de sizlersiniz. Estağfurullah. Şimdi efendim, her çağın tabii ki kendine göre ozanları var, yetişmiş. Tabii bizden büyük ulularımız. Biz evet, tabii ki onlardan bir şekilde örnek alarak, onlardan etkilenerek bu şeye gelmişiz ama daha dün mesela Şekip vardı bizim Çorum bölgesinde, rahmetli, saygıyla anıyorum. Hüseyin evet, Çırakman vardı. Daha dün çok samimi arkadaşımdı, rahmetli Haşim'i vardı.
Yani bizler de şeyiz, yani tabii ki kimse bu dünya baki değil ama zaman olacak dediğiniz gibi işte bizden sonra gelenler de belki bizlere işte filanca bir ozanımız vardı, böyleydi. İşte Çorum'a, bölgemize, bir kültüre bir hizmet edebilirsek bizler için ne mutlu. Tabii bu istediğimiz o. Çok büyük, önemli hizmet. Eyvallah, sağ olun. Yani bizim Çorum'umuzun, ilimizin, hatta Türkiye'mizin çeşitli illerindeki ozanlarımız bizim kültürümüzü dünyaya yansıtıyorlar. Yani bir nasıl anlatayım? Bizi anlatıyorlar, bizim özümüzü anlatıyorlar. Zaten türkülerimize baktığınız zaman bizim yaşam biçimimizi anlatıyor, yaşanmış hikayelerimizi anlatıyor. Şimdi Dursun abi, ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Benim bugün kafam esti, ozan olmak istiyorum. Ozan olabilir miyim? Kafan esti yani. Esti. Abi. Canım istedi. Yani şimdi şöyle ozan şey, olmak istiyorum. Hayır, içinden gelmiş ki kafan esmiş. İçten bir şey gelmezse kafada bir şey olur mu? Olmaz değil mi? Tabii şimdi şöyle bir şey. Yani şimdi ozanlık çok farklı bir şey. Gerçekten bizim yani her isteyen ozan olabilir mi? Şimdi ben onu anlatmaya Anadolu'nun zaten %80'i şairdir. Anadolu böyle bir coğrafyadır ama tabii ki ozanlık çoğu da gizli şair. Aynen öyle. Ortaya çıkmıyor. Şimdi ozan olmak farklı bir şey. Yani bütün duygular çok yüklü olması gerekiyor. Sonra küçük yaşlarda bu işe meyil vermek, gönül vermek gerekiyor. Neşet Ertaş derdi ya, hani şuran yanacak bir derdi, biliyor musun? Evet. Sevdam olacak. Şura bir cız edecek. Aynen öyle. Şimdi yani o şekilde, yani insanın içinden gelip, özünden gelip varsa bir şeyler topluma verebilir. Ha şöyle oluyor. Bunun için mektebi var ama mekteple de olmuyor. Yani şimdi bir sürü benim arkadaşlarım var. Kimi öğretmen, kimi avukat, kimi hep memur adamlar çalıyorlar. Notayla saz da çalıyorlar. Ondan sonra diş de çalıyorlar. Ondan sonra ne bileyim buna hesaptan gönül de veriyorlar. İstiyorlar da bu işi yapmayı ama bir yere kadar gitmiyor. Yani demek ki bu bir özden gelen bir şey. Farklı bu yönde şey, de ozanlık, idealler olması. Yazabilmek gerekiyor, çok önemli. Şimdi günümüzdeki çalıp söylüyorlar, profesyoneller tüketiyorlar abi. Yani bu türküler icra edebilmek, yazabilmek çok önemli. Mesela bir Mahsuni dünya dolusu türküsü var, bize neler bıraktı. Ondan sonra bir Davutçuları, bizim ozanlarımız. Üretmek önemli abi. Şimdi deyişleri çalıp söylüyor. İyi güzel de, iyi bu nereye kadar abicim yani. Ha Cemler de deyişleri söyle ama deyişleri söyle, profesyonel çal söyle. Onu bunu türküsünü çal. Bu türküleri icra etmektir. Sadece üretmek değildir. Yani üretmemiz gerekiyor. Bir ozan da işte bunu yapması gerekiyor. Ozanlık işte özden gelen bir şey. İsterim ki herkesin ozan olmasın. Ben öyle bencillik falan bir şey yok bende. Tabii ki ozan olabilirsin. Yolda şimdi karınca biliyor musun? Kerbela'ya su götürüyormuş. Yani şunu aslında şunu sormak istiyordum da her türkü söyleyen ozan mıdır? Her türkü söyleyen tabii türkü söyler sadece. Değildir yani. Yani bağışlasın. Arkadaşlar da her türkü söylüyor ozan diyoruz. Sadece o türkü söyler. Şimdi şöyle bir şey ama bu kültüre hizmet etmek de çok farklı bir şeydir. Güzel bir şeydir. Karınca demişler nereye gidiyorsun demiş. Kerbela'ya İmam Hüseyin'e su taşıyorum. Yahu sen demiş karıncasın, Kerbela nereye, sen neredesin? Sen mümkün mü demiş. Cürbün ne kadar. Yolunda demiş, ölemem de mi demiş yani. Yani tabii. Yani, bu işe bir yerlerden şey yapmak gerekir. Ha şimdi en azından yolunda yürümek gerekiyor. Belli bir ideal olması gerekiyor. Kesinlikle abi. Ozanlık çok farklı bir şey. Toplumu kucaklaması gerekir insanların. Böyle senin adamın, benim adamım, şunun adamı olmaz ozan. Ozan bir Anadolu ozanıdır. Siyasi görüşü şimdi farklı olabilir. Herkesin Anadolu siyasi görüşü vardır ama bu ozanlık sadece Anadolu'da mı? Abi her yerin, her milletin kendine göre ozanı vardır. Ama bizim Dede Korkut'tan beri gelen bir ozanlık, bir aşıklık kültürümüz var. Bu sazla beraber gelmiş. Hala gider Nesimler, Fuzuliler, ondan sonra daha dün mesela şey Aşık Veysel'ler. Anadolu başka bir coğrafyadır yani. Gerçekten ya. Yani. Anadolu böyle bir yer. Evet. Ya Avrupa'da olsun, şu olsun, bu olsun, çok devletler bu kültüre hayrandır yani. Yani her köyüne git ayrı bir kültür vardır abi Anadolu'da ya. Gerçek diyorum ya. Bunu gezenler bilir. Yani ben şöyle bir yani seyircilerimiz şey yapmasın, kelimeleri dolaştırdım birbirine. Estağfurullah. Bir YouTube'da bir video izlemiştim. Evet. Sivas Kangal köpeği bir Fransız'ı götürmüş buradan. Eyvallah. Küçükken, bebekken götürmüş.
Buna zaman zaman Anadolu türkülerinden şey yapıyor. Türkü yaşadığı zaman köpek çok farklı bir havalara giriyor. Ya bu genlerden gelen bir şey mi ya bu topraklarda? Kendinden gelen değil de şimdi müzik var ya gerçekten. Ne bazen hastalara da şimdi müzik dinletiyorlar farkında mısın? Abi duygu. Duygular var ya o beyinden o duygular yani, geçiyor. O köpek Anadolu türküsü olduğunu ne biliyor da yani onu bebekken götürmüş bilmiyor. İyi kulağına gire gelen ne olacak? Ya affederdi köpeğe adam eder bizim insanlarımıza iyidir yani. Ya bizim evet. Doğru. Yani bu topraklarda her şey yetişiyor. Yani ozan da yetişiyor. Yeter ki abi özün temiz olacak, vicdanlı olacaksın. Bu topraklar evet. Çok iyi yetiştirir. İnsani değerlerin yüksek olacak. Aynen. Evet, sevgili izleyenler. Türküden önce ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii buyur. Sevgili izleyenler, biz şu anda Dursun abinin bacana, Hamza abinin evinde misafiriz. Dursun abi de misafir, biz de misafiriz. Geldik buraya. Dursun abinin bacana, Hamza abi, Hamza Çelik, Seracı Hamza. Orada şey yapmayalım, sonra sopayı yemeyelim. Yok. Bu dutları yetiştirmiş. Bu dut ağacı gibi yetişiyor ama ahu dudu diyor. Değişik bir dut. Yani ben anlatamıyorum. Gelip görmeniz gerekiyor. Havdan'a gelin. Yani Yasiyen'e gelin. İki kere ısırmanız yenmiyor İsmail Baba. Bir kere de atamıyor musun bunu? Evet. Birkaç sefer ısırmak gerekiyormuş bunu. Ne diyelim dut? Yoksa diyor yani buna diyor evet şey dedi. Bunu bir kere de yutana ben ödül vereceğim dedi. Artık yutan varsa buyursun gelsin. Hamza abinin kısa bir reklamını da yapmış olalım. Evinin kenarında bahçesi var. Şeftali var, ahududu var, efendim elma, kiraz, salatalık, domates. Her şey var. Fasulye bu civarda bu mevsimde pek çıkmıyor ama abi yetiştirmiş. Fasulyesini de yedik az önce. Emektar ya. Evet, zeytin var, nar var, yani. Gün napı var. Ya sayamıyorum, yetişemedin hiçbirine. Evet. Emek vermiş, gerçekten emek vermiş. Demek ki bir şeye emek verince onun karşılığını Allah da size veriyor. Yani yan gelip yatarak da ömür bitiyor, bir şeyler üreterek de ömür bitiyor. Ben her zaman şunu söylerim, Allah bana 500 yıl ömür vermiş, en ense yapmışım. Yatmışım hiçbir şey üretmeden, hiç insanlığa faydalı bir şey üretmeden 500 yıl boyunca yatmışım. Boşu boşuna. Boşu boşuna. Diyor yani Mahsun. Mahsun öyle diyor, bir Mahsun-ı Şerif oldu. Boşu boşuna diyen mi? Evet. Mahsun-ı Şerif hep dolu doluydu. Aynen dolu doluydu. Diğer taraftan da Allah size 50 yıllık ömür vermiş ama 50 yılda insanlığa faydalı bir şeyler üretmişsiniz. Hiç yani yatmadan ne üretemezsiniz? Çalışarak üretmişsiniz. Yani bir domates de üretebilirsiniz, topluma faydalı bir fikir de üretebilirsiniz, proje de üretebilirsiniz. Bunu yani topluma faydalı bir şey ürettiğiniz zaman o daha değerli. Yani o 50 yıl daha değerli. İşte biz ölürsek eserler kalacak. Yani şu eser kalacak, bu daha değerli. Yani illa kazma kürekle bir şey üretmek değil, fikir üreterek de toplumu, kültürü de serveti. Eserleri de zaten hangi ozanlı varlıktan ölmüş ki hepsi acındanıyor. Yani orta hal işte yedek ben içti suydu. İyi kötü yaşadı gitti ya. Anadolu gibi, insanlar gibi. Ömrü doldu. Dünyayı terk etti. Evet Dursun abi şimdi Hamza abinin ahududlarında kirazlarını da tanıttıktan sonra reklam arası girdik böyle. Bir reklam arası muhabbet yaptık. Ondan sonra da senden bir güzel türkü daha dinleyelim. Tamam, senin için güzel bir türkü söyleyeceğim. Hiçbir yerde söylemedim. İlk defa. Evet sevgili izleyenler, ilk defa Kızılırmak TV'de dinleyeceksiniz bu türküyü diyebilirim değil mi? Tamam. Thank you.
Sen bana muhtaçtın, hani ben sana, hani ben sana. İkimiz bir olamadık güzel dost, ey can güzel dost. İkimiz de haklı, hep haktan yana, hep haktan yana. Adaleti bulamadık güzel dost, ey can güzel dost. Adaleti kuramadık güzel dost, ey can güzel dost. Doğduk ama hep bir anadan, hep bir anadan. Bu ne zulüm, bu ne kıyım yaradan, kıyım yaradan. Kim ne götürdü ki yalan dünyadan, yalan dünyadan. Bir ekmeği bölemedik güzel dost, ey can güzel dost. Bir ekmeği bölemedik güzel dost, ey can güzel dost. Cahilin kamile savaş açması, savaş açması. O da insanlığın zehir içmesi, zehir içmesi. Dursun sevgin abı, hayat çeşmesi, hayat çeşmesi. Deryalara dolamadık güzel dost, ey can güzel. Deryalara dolamadık güzel dost, ey can güzel. Sevgili izleyenler, bir söyleşi bir türkü, bir söyleşi bir türkü, böyle muhabbeti götürüyoruz bu akşam. Bakalım nereye kadar gidecek? Gittiği yere kadar gidiyoruz. Gitsin abi, ne olacak sanki? Tabii, yani. Ya, yollaş daha gidelim. Neticede benzin harcamıyoruz. Eyvallah, canı sağ olsun. Şimdi Dursun abi, söyleşimiz de çok güzel. Senin sazın sözün de çok güzel. Eyvallah. Yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Sizlerin güzelliği. Sağ olun. Şimdi ben şöyle bir soru daha, çok zor soru soracağım gerçi de. Sor abi, sor abi. Ya, sen bu türküleri yazıyorsun. Sazınla, sözünle bizlere dinletiyorsun. Eyvallah. Biz gurbette birer Çorumluyuz.
olumlu tepkiler veriyoruz sana, böyle duygularımızı belirten, yani bizim duygularımıza tercüman olan türküleri dile getirdiğin için, böyle yüreğinden gelerek dile getirdiğin için sana teşekkürlerimizi iletiyoruz. Böyle nasıl övgülerimizi iletiyoruz. Bu sizde, yani ozanlarda, sende nasıl bir duygu etkisi oluşturuyor? Eyvallah. Yani hemşerilerimizin bu olumlu tepkileri, sana olan sevgilerini belirten, hani o sosyal medya mecralarında o türküleri dinledikten sonra altına yorumlar yazıyorlar. Evet, evet. Böyle sevgilerini belirten, bu yorumlarla gelen olumlu tepkiler senden ne gibi bir duygu etkisi oluşturuyor? Bizi kamçılıyor diyelim. Kısaca da yalnız şöyle bir şey. Şimdi bizim bir olan arkadaş var. Elbette biliyoruz. Bunların bir maddi olarak getirisi yok ama evet. O duygu da önemli bunun için. Eyvallah, eyvallah. Tabii. Bizim bir arkadaş vardı o zaman rahmetli o dışında. Lan derdi, bu sanatçı milletin arkadaşları da alkışlatılacak işler derdi, biliyor musun? O bir yana, o bir yana şimdi şöyle bir şey. Tabii ki insan, herkes bir can taşıyor, bir duygu taşıyor, bir beyin taşıyor. Evet. Herkes sevmeye sevinmeyi ister. Ha tabii ki biz bunlardan mutlu oluyoruz. Yani mutlu oluyoruz. Yani onlar da halka yansıtıyoruz yani. Hemşerilerimize hizmet mutluluk veriyor. Kesinlikle. Kesinlikle yani halka hizmet. Hemşerilerimize hizmet, halka hizmet, Anadolu'ya hizmet, insanların kültürümüze bir şeyler, katkıda bulunmak. Bir şeyler alabilmesi bizim için çok önemli. Yani ha diyor adam mesela şimdi yoruluyor, geliyor, lan diyor iki müzik dinleyeyim de diyor, kafamı dağıtayım diyor. Bizi orada dinliyor, adamın daha bir şekilde duygular tatmin oluyor. İyi, tabii ki bize teşekkür ediyor bu arada. Yani, psikolojik olarak sakinleştirici etkisi de var. Kesinlikle yapar ya. İlaç gibi geliyor. Kesinlikle yapar. Abi biz çok mutlu oluyoruz böyle şeylerden. Evet. Tabii ki, yani şöyle bir şey. Benim bir ozan şiiri vardı da. Neyse o önemli değil. Yani biz besleniyoruz abi ya. Yani bu haftan bizim onların sevgisinden tabii ki biz de besleniyoruz. Güzel bir durum. Onlar bizden, biz onlardan. Tabii biz de sizin gibi bir değerlerimizi böyle hemşerilerimizle, vatandaşlarımızla bu vesileyle, bu kanalla, yani bu araçlarla buluşturmaktan büyük haz alıyoruz. Sizlere böyle onur etmekten biz de onur duyuyoruz diyelim. Sağ olun, sağ olun, eksik olmayın. Yani sizinle biz belki meslektaş değiliz ama aynı yolun yolcusuyuz. Biz de sizinle farklı, yandaş bir yan taraftan tamam. Giden, aynı yolda giden. aynen. Tam aynen, kelimeyi aynen. Toparlayamadım. Estağfurullah, tabii ki siz bizden kuvvet, biz sizden kuvvet alacağız ki o böyle bir şeyler birlikte halka bir şeyler verebileceğiz. Önemli olan o. Şimdi şöyle bir şey. Ozanlık'ta neydi ya? Yakışır halkına halktır ozanlar. He. Nesini sorarsın? Halka hak yakın. Yakışır halkına halktır ozanlar. Pir Sultan Veysel'ler var ola gelmiş. Saydıkça çoğalır. Çoktur ozanlar. Toplumda aynadır dünyaya ayan. Halkın dilekçesi arz eder beyan. Bazen baş kaldırır görünür aslan, yılmaz korkmaz gözü pektir ozanlar. Kimi gazel okur, kimisi destan, her birinin bağı binbir gülistan, erenler, arifler, söyler nefesten, arıtılmış gönlü paktır ozanlar. Dursun der Anadolu çoğu kardeşin, halk için Sivas'ta asıldı başın, insan var oldukça sevgidir işim, yakar meşaleye aşktır ozanlar. Yani nasıl tarif edeyim? Ozanlık böyle bir şeydi. Yani aşka bağladık olayı. Kesinlikle. Aşk olmadan bir şey olmaz. Evet, aşk olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Yani Hamza abinin yetiştirdiği bu ahududuyu bile aşkla yemediğiniz zaman bedeninize şifa olmaz. İstiyor abi, istemese nasıl olacak? Değil mi? Evet. Bunu yerken bile sevgi kesinlikle beslemek gerekiyor değil mi abi? Aynen abi. Tabii bu arada Hamza abiye de senin bacanağına da teşekkürlerimizi sağ olsun efendim. Emekleri büyük ya. Emekleri emekçi, büyük. Emekçi bacanağım benim. Emekler. Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömür versin. Eyvallah. Sağlık sıhhat içerisinde. Evet. O da bizim için burada hani ben her yerde söylüyorum. Stüdyo, stüdyo. Biz ya işte stüdyo burası. Hamza abinin balkonunu stüdyo yaptık bugün.
Siz program yapmak istedikten sonra her yer stüdyo oluveriyor bir yandan. Bize her yer Çorum diyeceğim neredeyse. Aynen. Biz her yerde Çorumluyuz. Her yerde olabilir. Evet. Abi ne yapalım şimdi? Söylerim bir tane. Sen yani söyleşiye pek yaklaşmıyorsun. Hemen elin böyle saza gidiyor. Yok ne bileyim yani. İçten depreşiyor biraz tetikleyince. Kendi bizim gibiler konuşturuyor sen beni gerçi ama yani pek fazla konuşmayı sevmiyor bizim arkadaşlar. Bende de var biraz öyle bir şeyler. Yani konuşuyor ama ha. Ben onu sezdim. Sürekli böyle iğnelemeye çalışıyorum ya konuşman için ama evet, senin el hep böyle gidiyor. Saza gidiyor. Türkü söyleme derdinde. Evet, evet. Olsun. Şimdi de güzel bir türkü daha dinleyelim yine, abi ya. Yine bunu yani hiç şey yapmadığım türküler, sağda solda çalmadığım türküler. Yani sizler bu de, İsmail Kabakdere'ye özgü türküler olmuş olacak yani bugün. Sen bizim canımızsın ya, sizler bizim canımızsın. Sağ ol, sen de bizim canımızsın. Başımda bir minneti derdiyle, derdiyle ay. Yaşamak da bundan sonra güç olur, güç olur, güç olur ay. Derdin çaresi de olsa da bilen, olsa da bilen. Bir dermana da derdim yine üç olur, üç olur, üç olur oy. Bir dermana derdin yine üç olur. Sürdü de daha ne kaldı, daha ne kaldı. Alıştı cefaya da gül benzin soldu, gül benzin soldu. Ay, ay. Bittim yanaya da külüm kavruldu, külüm kavruldu. Korkarım dünyadan da bir gün göç olur, göç olur, göç olur, göç olur. Korkarım dünyadan bir gün göç olur. Bezmişim be dünyada, dünyada.
İster alan ister sızla beyhuda, beyhuda. Deli gibi de çıkıp gidem dağlara, dağlara, dağlara. Görür kahpe felekte yine suç olur, suç olur, suç olur. Görür kahpe felekte yine suç olur, suç olur. Düşmüş zülfün telleri, bahçesine girip gülümdeme. Mah yüzüne düşmüş zülfün telleri, bahçesine girip gülümdeme. Çoruma karlar yağdı yoluma, yar selamım almamış o da gider zoruma. Kırk dilimden ötesi hıçkırıklar tutası, anası da yar vurdur ayrılığın yarası. Sözün orta köyden laçine, Uğurlu'dan İskeli Bey gidince, sanki kızılırma kalktın içime, çaladı gözlerim yine sileme. Sanki kızılırma kalktın içime, çaladı gözlerim yine sileme. Gidemem çoruma, karlar yağdı yoluma, yar selamım almamış o da gider zoruma. Elimden ötesi hıçkırıklar tutası, anası da yar gurbet ayrılığın yarası. Dursunum gurbet elde duramam. Oyun baba
bize bize gönlün açınca bir dursunum gurbet elde duramam. Gidemem Çorum'a, karlar yağdı yoluma, yar selamım almamış o da gider zoruma. Kırk dilimden ötesi, uçkırıklar tutası, anası da yar bulmet, ayrılığın yarası. Ağzına yüreğine sağlık. Özür dilerim, bazen hıçkırık geldi. Evet. Hıçkırıklar tutası dedin ya, beni de hıçkırık tutuyor. Ya ben de ondan tuttum herhalde. Ondan oldu herhalde. Evet. Gerçekten gurbeti yaşayan, gurbeti iliklerine kadar yaşayan hemşerilerimizin duygularına tercüman olan bir türkü bu. Evet. Ben onların adına size çok teşekkür ediyorum. Yani tüm gurbetteki Çorumlu hemşehrilerimiz adına ben teşekkür etmiş olayım burada. Eyvallah, diyeyim. Sağlıklı yaşasınlar. Onları temsilen elbette ki. Şu anda zaten bu videoyu yayınladığımızda hepsi izleyecekler çoğunlukla, gurbetteki hemşehrilerimiz. Tabii uzaktan böyle sosyal medya mecralarından, YouTube'dan filan sizi tanıyorlar ama evet, yakinen tanımaları biraz çoğunda olmamıştır. Böyle cemal cemala geldik değil mi? Konuşmalarımız yani, evet, da ayrı bir şey. Çabuk söylememiz evet, tabii ki. Evet, söyleşi ve Türkiye eşliğinde bir program yapalım istedim ben sizinle. Evet evet. Ancak bilerek geldik. Sizler gibi değerlerimizi az önce de belirttiğim gibi yani insanlarımıza biraz daha yaklaştıralım. Dursun Sarı dedim miydi? Yani Ozan Dursun Sarı dedim miydi? Ta şu dağın başında ulaşılamaz bir kişi gibi algılanmasın. Bizden birisi, içimizden birisi. Kesinlikle. Ben Almanya'da her şeyiyle doğal. Hemşerimizin birisi, ben Dursun Sarı'yı Almanya'da oturuyor zannediyorum dedi. Ya, bana da söyledi birisi. Ya. Evet. Almanya'da yani ulaşılamaz birisi değil. Çorum Osmanlı Yasiyen Köyü Havdan Mahallesi'nde yaşayan sizin gibi, benim gibi bir sıradan insan. Ozan ya işte. Ozan yani. Ozan'ın neyi olur? Bir saz olur, bir gönlü olur. Kesinlikle. Duygular olur. Dursun abimizle bu akşam bir söyleşi yaptık sizlere iletmek amaçlı. Evet Dursun abi, son olarak yani sonuna doğru geldik. Son olarak demeyelim de inşallah nasip olur. Bir program daha yapmak, bir program daha gerçekleştirmek nasip olur bize, ikimize birlikte. İnşallah. Yine bir araya geliriz. Yani programımızın sonuna doğru hemşerilerimize vermek istediğin bir mesaj var mı? Ben az önceki türküyü kapanış türküsü olarak da isteyeceğim. Onu da söyleyeyim. Yani iki kere... Hani Çorum ellerini mi? Gidemem Çorum'a şeyini. Yok, bir ayrılık türküsü çalarız, konu değil de. Şimdi şöyle olsun onu, ben ne bileyim, ben program bitiyorsa onu da söyleyeyim. Yok, program bitmiyor. Biz gider miyiz? Nereye kadar giderse gider olsun dedik. Sonra işte yani programımızın sonuna doğru dile getirmek istediğin duyguların, hemşerilerimize iletmek istediğin mesajların nelerdir? Şimdi tabii ki biz de... Tabii burada şunu söyleyeyim. Belirteyim, sözünü kesiyorum, özür dilerim. Estağfurullah. Özellikle de ki gurbetteki hemşerilerimiz. Memleketin değerini, kıymetini bilenler onlar. Şimdi gerçekten gurbetlik acı bir şey abi. Şimdi şöyle bir şey. Memleketinden, şimdi burada biz yavan ekmek yok, soğan ekmek yok. Halımızda çünkü ezelden burada doğmuşuk. Dosta bakra emmi dayı biliyor musun? En azından ufak bir şey geldiğinde başına bütün akrabalar toplanıyor. Biliyor musun? Gurbette o yok abi. Şimdi şöyle bir şey. Gurbete düşen tabii ki bunu çok iyi anlıyor. Gurbetteki insan garip oluyor gerçekten. Bunları biz de yaşadık, ben de yaşadım. Gurbetteki insanlarımız mesela en azından bunlar buralara geldikleri zaman memleketine bu özlemle geliyorlar. Buradaki insanlarımız, gurbette gelen insanlara bir hoş geldin deyip bir halatır sorması çok önemli bir şey. Onlar da bunu istiyor eminim. Tabii ki o özlemle geliyorlar. Yani herkes sağ olsun, sağlıklı yaşasın, yerinde olsun. İşte bizim burada doğup da doyamadığımız vatanımız. Herkes de bizim evet, gibi aynı. Aynı doğu yok ama doyamıyoruz.
sağda solda işte rızkımı ara. Şartlar onu gerektiriyor. Mesela ben 30 yılda Ankara'dayım. Bir tek evladım var. Benim kaçta kardeşim yok. Bu gibi şeylerde işte önemli olan bu. Bir de burada işte geliyor. Burada komşularımız var. Köylerimiz var sağ olsunlar. Bizlere tabii ki şey oluyorlar. Gönülden bir bağ kurmuşlar ezelinden. Her konuda yardımcı oluyorlar. Muhabbet yapıyoruz, eğleniyoruz ve eski günleri yad ediyoruz. Bunlar da çok güzel bir şey yani. Arada bir insanın memleketine gelip dost akrabayla şöyle oturup güzel bir halleşip bir muhabbet yapmaları şart yani. Ben gurbetteki hemşerilerime bunu tavsiye ederim yani. Gelsinler bazen. Şey diyeceğim Dursun abi. Biliyorsun ben köy programları yapıyorum. Şimdi dışarıda izleyen gurbetteki hemşerimiz diyor ki arayanlar oluyor, mesaj gönderenler oluyor. Ya diyor benim köyüme git de diyor. Sokağından bir görüntü. Ya. Yani o sokakta hiçbir şey istemiyor. Köyün kedisi yürüsün, tavuğu yürüsün yetiyor bana diyor. O sokakta diyor. Yani bunun gibi onların duygularını gayet iyi bilenlerden birisiyim. Evet. Ne diyelim? Öyle işte. Mesajı da verdik. Mesajı verdik. Türkü istiyor musun son bir türkü yoksa programı kapatmadan önce? Programı kapatmadan önce türküsüz yani sazla giriş yaptık. Çıkışı da sazla yapalım yani. Çıkışı da sazla yapalım. Şöyle güzel yürekten gelen bir türküyle yine hemşerilerimize senin tabii kendi tamam kendi bir türkü söyleyeyim. Hemşerilerim şimdi şunu söyleyeyim. Kağıtlar yetmemiş. Önemli değil, önemli değil. Bu ajanda yetmemiş. Çok çok, evde binlercesi var. Şu ajanda şurada bir ajanda daha var, yetmemiş. Yani bunlar hepsi Dursun Sarı abimizin eserleri. Daha evde de varmış da. Bunlar bizim gördüklerimiz. Ya burada. Daha gün yüzüne çıkmamış, üzerinden toz kalkmamış bir sürü eserler var. Var var, var. Allah yüreğine, ömrüne, sıhhatine daimlik versin inşallah. Cümlemizin abi ne demek ya cümlemizin. Güzel bir şey oldu. Güzel bir muhabbet oldu. Sağ olun, eksik olmayın. Sizlere de çok teşekkürler be. Bunu yayınlayacak olan TV'deki arkadaşlara, TV sahibine, herkese çok teşekkürler. Biz sizlerle bir araya gelip muhabbet etmekten haz alıyoruz. Biz Çorumluyuz. Biz Çorum TV'ler olsun, yerel kanallar olsun, radyolar olsun her zaman hizmetindeyiz. Bir telefon kadar yakınız. Bunu böyle bilsinler. Çorumluyuz. Birbirimizden sorumluyuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Buradan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Başkanı Metin Akkuş var İstanbul'da. O öyle söyler. Biz Çorumluyuz. Aynen. Birbirimizden sorumluyuz. Kesinlikle. Dünyadan Mars'a, Edirne'den Kars'a nerede bir Çorumlu varsa selam olsun der. Aynen. Dünyanın her tarafına, her tarafındaki Çorumlulara selam gönderiyor. Yine de bu eserle dünyanın her tarafındaki Çorumlularımıza bir selam göndermiş olalım. Evet. Sevgili izleyenler, Dursun Sarı abimin bir eseriyle programımızı burada bir ara vereceğiz. Başka bir programlar da olacak inşallah. Ara kabul edin bunu. Yani sonlandırmıyoruz. Görüşeceğiz yine başka bir programda. Programımızı burada bir Dursun abinin eseriyle Tamam, eyvallah İsmail baba. Teşekkür ederim. Ya sonlandırma dedin miydi? Yok, sonlandırmayacağız. Yani kendilerine... Sonlandırma dedin miydi? Ben yani her şey son bitti yok, anlamında. Yok, biter mi abi? İnsan, o yüzden sonlandırmak istemiyorum. İnsan şey. yaşadığı sürece hiçbir şey bitmez, merak etme sen. Evet, Dursun abi. Nasıl anlatayım sana kendimi? Aşkın denizinden yıktım bendimi, bir başına çorap örersin bir gün.
Aşkın denizinden yıktım ben dini, bir başına çora görersin dini. Gelmezsen gelmey gittim sellere, sormazsan sorma döndün ellere. Ara bu günleri geçmez ellere, çıkarsın yollara sorarsın dini. Ara bu günleri geçmez ellere, çıkarsın yollara sorarsın bir gün. İki can bir olur sevince insan. Kıymetin artarmış ölünce insan, bakınıp yollara sorasın dini. Kıymetin artarmış ölünce insan, elini dizine vurarsın bir gün. Dursunum yaralı hicranım sensin, kaşı gözü keman ceylanım sensin. Figanım sensin, gelir mezarıma konarsın bir güne. Bülbül gibi zarı figanım sensin, gelir başucuma konarsın bir güne. Evet sevgili izleyenler, bir güzelliği daha sizlerle paylaşmak istedik. Gurbetten sılaya özlemi dile getiren eserleriyle gönüllerimizde tat kuran, çoğunun başka memleketlerde yaşadığını zannettiği ama Ankara'da, Osmancık'ta, Çorum'da yaşayan, içimizde yaşayan Dursun Sarı Ozan'ımızla birlikte söyleşi yaptık. Söyleşimizin arasına da böyle Dursun abinin eserlerinden oluşan türkülerini serpiştirdik ve sizlere sunduk. Çorum Osmancık'tan, Yasiyenköy'ü Havdan Mahallesi'nden tüm hemşerilerimize, bizi izleyen hemşerilerimize selamlarımızı, saygılarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Nerede bir Çorumlu varsa hepsine buradan yüreğimiz dolusu selamımızı iletiyoruz. Kesinlikle. Hoşça kalın.